Ben kendime çeki düzen vermeyi planlıyorum ya açıkçası yavaştan. Yani hız yapacak yer var, yapmayacak yer var. Takip mesafesi konusunda biliyorsunuz. Yani sahip olduğun hızın yarısı kadar. Mesela 45 ile gidiyorsan 20 metre mesafe bırakacaksın. Burada 20 metre var mı? Yok. Ama şimdi ben bu mesafeyi arttırdım. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bak arkadaki bana yaslanıyor. Önümdeki hemen önüme atlıyor. Kamyon, işte araba ne varsa. Sanki ben gitmem gerekenden yavaş gidiyormuşum gibi. Hayır, ben sadece takip mesafemi koruyorum. Aslında birazcık bunların da etkisi var yani. Motorcu olarak kurallara uyarak sürdüğünüzde sıkıştırılıyorsunuz. Yani ne yapıyor mesela, adam arkamdaki bana yaslanıyor, tamam mı? Bakıyorum panik oluyorum, bana çarpacak. Tam böyle içime girip selektör yapıyor. Bak mesafeyi bıraktım bu sefer önüme geçenler. Bu sefer herkes önüme atlıyor diye arkamdaki diyor ki bak mesafeyi çok bıraktım, benim de önüme geçti. Mesafeyi bırakmasam kaza olduğumuz zincirleme kaza alıyor. Biz motorcular olarak bu işle nasıl baş edeceğiz şimdi, birazcık da onu söyleyeyim bize. Kurallara uysam siz beni sıkıştırıyorsunuz. Yavaşsın yavaşsın bas yapıyorsunuz. Bassam harbi basıyorum. Bu sefer diyorsunuz ki çok hızlı. Yanımızdan vız hız diye geçti. Abi takip mesafesini korumama izin vermiyor ki arkadaki. Benim 4 tane tekerim yok ki sizin gibi kaydırıp diye tak diye duramıyorum ki abi. Öndeki şu an bir kaza yapsa ben var ya cumburlop bir gireceğim buna. Yani o yüzden ne diyoruz biz motorcular olarak? Ona gireceğime, kurallı kurallı sürerken ona gireceğime adam gibi basarım, adam gibi sürerim. Erkek gibi ölerim muhabbeti. No, bak. No, no, no. Yani şimdi neymiş, mantıklı mıymış? O da mantıklı değilmiş. Ya işte gördünüz mü? Büyük bir şey var, ikilem var. Kurallı sürsen başka sıkıntı, kuralsız sürsen başka sıkıntı oluyor. Bu arada soracak olursanız neden şortla motosiklet sürüyorsun diye. Şu an boksa gittiğim için ve mesafe kısa olduğu için. Yani şu trafiğin böyle arasından geçmek o kadar keyif veren bir şey ki, oyun gibi hissettiriyor insanı ama yani çarptı mı canı çok yakar. Ya buldum buldum. Bakın mesela ben bu trafikte böyle gidiyorum ya. Deminden beri tartışıyorduk ya. Yok efendim işte arkamızdan sıkıştırmayın, takip mesafesi şu bu. Abi Blue Line diye bir şey varmış yani, motorcu yolu. Motosikletlere özel yol. Fulyan hayali. Buna Blue Line diyorlarmış orada Brezilya'da. Mavi çizgi. İçinde sadece motosiklet var. Sırf bu yol için Brezilya'ya gidebiliriz akşam. Ben de onu söyleyecektim. Ya Brezilya'ya taşınacağız ya BG'ye baskı yapacağız. İki yöntem var. İkisi de zor bence ama bakınız. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya hocam bizde olsa oraya araba girer. Doğrusunuz ama arabanın giremeyeceği bir boşluk orası görüyorsunuz. Bir metre kadar değil mi Fulya? Ben mi yanlış? Bir metre, hayır, bir metre 10 santim. Bizim sığabileceğimiz kadar. Çok güzel. Evet ya, böyle bir şey olsa bakın. O zaman motosikletler emniyet şeridine de girmeyecek. Ve bu yoldan gidecekler. Araba sürücüleri her daim motosikletlinin nerede olduğunu bilecek ki en büyük kazanç bu. Yani onlar için de sürpriz olmayacak. Değil mi Fulya? Kesinlikle. Büyük metropollerde bence şart olmalı bu yollar. Evet. Bu kadar. Çare bu. Bir de hani kuryelik gibi bir sektör var şu an. Hani çok fazla kurye var, her yer scooter dolu. Bu insanların sorununu da çözecek. Bu insanların can güvenliğini de sağlayacak bir yöntem bu. Bence bu Blue Line konusunda bir yaptırım yapılması lazım. Baksanız abi motorcuların çektiği çileye. Yapsanız da şunlara bir motorcu yolu. Ortadan küçük bir mavilik ya. Hem arabalar farkında olacak. Bak burada motorcu yolu var diye bir geçmeden önce bakacak. Hem biz de motorcu yolundan başka hiçbir yola geçmeyeceğiz. Çok tatlı olur be. Evet, aynaya bakmadan ve düzgün kalkış bile yapamadan sürüyor. Hiç sıkıntı yok, olur öyle. Anlamıyorum. Şu an bu yolda sürerken o kadar keyif alıyorum ki arkadaşlar. Eminim sizin göz zevkinize de seyir zevkinize de çok güzel geliyordur. O
Oha arabaya bak. Ananı satayım. Ya ar altım niye yok altımda? Üf. Bak verdi uyarı kornasını. Şimdi bu noktadayız ve sol şeride geçmek için arkamızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ben de Sayın Zafer Akçay gibi sizlere sorayım. Sizce ben sol şeride geçerken ne beklenir? 5 saniye süreniz var. Videonun devamını izlemeden önce yorumlara tahminlerinizi yazmanızı rica ediyorum. Sizce ben nasıl düştüm? Kontağı kapat. Ya oğlum niye sol dönüp hızlı atlıyorsun ya? Abi normal yoluma giriyorum ben. Kamera açıktı. Normal mi abi? Çıkartayım mı kaskı? Kaskı mı? Ayağım. Boynumda bir şey var mı? Ameliyat mı çağırıyorsun? Evet. Bilmiyorum. İlk başta nefesim kesilmişti. Bir saniye, bir dakika. Şunu bir kapatayım da bir dakika. Bunu kaydı kalsın elimde de. Arkadaşlar kazadan sonra ben trafik polisleriyle beraber kaza tespit tutanağını tutamadan gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldım. Dostlarım sağ olsunlar hastanede benim cenaze namazımı kıldılar ve hemen ardından gerekli muayene ve testlere girdim. Vücudumun herhangi bir yerinde kırık bulunamadı. Fakat iki omurga kemiğim arasındaki mesafenin kısaldığını söyledi doktor. Yani ilerleyen zamanlarda bunun ağrısını çok çekecekmişim. Şimdi arkadaşlar bu olaylardan daha çok canımı yakan ve kalbimi kıran bir olaydan bahsedeceğim size. Kazadan sonra polis ve ambulans aradığımız için bildiğiniz üzere olay yerine trafik polisi gelecekti. Ama kaza yaptığım adam telefonla tanıdık bir trafik polisini aradı ve olay yerine gelecek olan trafik polislerinden önce bunun tanıdığı motosikletli bir trafik polisi olay yerine geldi. Kendi aralarında "Oo nasılsın kardeşim ya ne yapıyorsun" falan diye selamlaşıp sarıldılar. Sonra bu trafik polisi bana dedi ki benim yanımda şu an alkol metre yok, diğer trafik polislerinin gelmesini bekleyeceğiz dedi. Geldiler, benim alkolüme baktılar, sıfır çıktı. Adam da o sırada arkadaşına şey diyordu, "Abi yalnız ben bir bira içtim, sıkıntı çıkmaz değil mi" falan şeklinde kendi aralarında konuşuyorlardı. Arkadaşlar o an kendimi o kadar yalnız hissettim ki, yani o çaresizliği size hiçbir şekilde anlatamam. Çünkü tanıdık trafik polisi gelmiş, kendi aralarında sohbet ediyorlar falan. Sonra olay nasıl oldu dedi. Dedim ki, "Abi benim elimde kamera kayıtları var, size göstereyim" dedim. Bana şey dedi, "Kardeşim kamera kayıtlarının hiçbir önemi yok, sen anlat" dedi. Ben de anlattım, dedim ki "Abi ben Karşıyaka tarafından geldim. Buca'da boks salonuma gitmek için sol tarafa geçecekken beyefendi en sol şeritten sağa kadar atladı, hızlı bir şekilde bana çarptı" dedim. "Tamam" dedi, "sen ambulansa bin git" dedi bana. Ben ambulansa bindim, gittim arkadaşlar. Ve ardından biz bütün işlemleri yaptıktan sonra karakola gidip kaza tespit tutanağına baktığımızda şok olduk. Adamlar beni gönderdikten sonra kendi kafalarına göre kaza tespit raporu yazmıştı.
Madem kaza tespit raporu yazacaktınız, neden bana senin kamera kaydının bir önemi yok dediniz? Kamera kaydından daha önemli ne olabilir? Ayrıca kaza tespit raporuna hangi bilgilere sahipsiniz dendiğinde kamera kaydına yok seçeneğine tıklamışlar. Arkadaşlar, ben adamın bana çarpmasına kızmıyorum. İnsanlık hali. Kimsenin kendi iç dünyasında ne sorunlarla baş etmeye çalıştığını bilemeyiz. O an kafası dalgın olabilir. O an en sol şeritten giderken son anda sağa girmek aklına gelmiş olabilir. Ve bunun yanlış olduğunu da normal kafada biliyordur. Ama o an kötü bir niyetle değil, refleksif bir şekilde direksiyonu sağa kırmış olabilir. Bunlar olağan şeyler. Benim kızdığım nokta hatasının arkasında durmaması ve tanıdık arkadaşlarını çağırarak bana haksızlık yapmaya çalışması. Bakın arkadaşlar, henüz daha paylaşmadığım ama bir sonraki videoda paylaşacağım bir kaza videosunun sonrasında nasıl davrandığımı size göstermek istiyorum. Merhaba. Siz duymadınız, ben size arkadan çarptım. benim sağlığımda bir şey yok. Motorlu arabaya daha bakmadım. Ama arabanıza bir bakın isterseniz, hatalı benim. Yok, şimdi aynen yaya yürüdü, yolunu görmedim ben. Yok, duramadım. Bir şey yok ya. Gözünüzden kaçmasın. Problem olursa size sıkıntı çıkarmak istemem. Bir pasta falan, şirket aracı da bir şey söylerlerse ulaşırım. Bir numara var mı? Tamam, 0546. Gördüğünüz gibi kıvırmıyoruz arkadaşlar. Adam gibi hatamızın arkasında duruyoruz. Daha önceki videolarımda da hatalı olduğumda hatalı benim dediğimi biliyorsunuz. Sizde bir şey var mı? Sizde bir şey yok değil mi? Sende var mı? Benim bacağım biraz ezildi ama. Kusurlu benim bu arada, aynaya bakmadım. Kusurlu benim bu arada, aynaya bakmadım. Şey yok değil mi? Yok, bir şeyim yok, tamam. Yani sizle ilgili bir şey varsa diye durdum. Sende bir şey olmasın? Tamamdır, yok. İyi günler. Şimdi ise arkadaşlar, gittik avukat tutmakla uğraştık. Yalnızca avukata vekaletname vermek için notere bir imza için 406 TL para ödedim arkadaşlar. Şu an abone olan dostlarım benim ne kadar zorluklar çektiğimi ve motosikletimi sattığımı biliyorlar. Bu kazayı da arkadaşımın motosikletiyle yaptım. Ben şu durumu düşündüğümde çok üzülüyorum. Hani benim kameram olmasaydı ve bu haksızlığa uğrasaydım, arkadaşıma karşı ne yapacaktım? Nereden para bulup nasıl motorunu tamir edecektim? Bana karakoldaki polis abi dedi ki, kardeşim sen bu kameraya dua et. Eğer bu kamera olmasaydı büyük bir haksızlığa uğrayacaktın ve durumunu hiçbir şekilde ispatlayamayacaktın dedi. Şimdi arkadaşlar, size buradan ufak bir tavsiye vermek istiyorum. Aslında Türkiye şartlarında değil trafiğe, kaldırıma çıkarken bile kamera taşımanız gerekiyor bence. Ama en azından motorcu kardeşlerim, siz trafiğe çıkarken uygun fiyatlı da olsa, ikinci el de olsa, bulanık da gösterse mutlaka kaskınıza bir kamera takın lütfen.